Merhabalar, A Plus Sağlığa hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok özel bir içerikle karşınızdayız. Ama öncesinde Ramazan ayı münasebetiyle tüm İslam aleminin Ramazan ayını mübarek ediyoruz. Güzel dualarınızda bulunmayı temenni ediyoruz efendim. Bugünkü konularımıza geçecek olursak, diyabet hastalığı Ramazan ayında ne şekilde kontrol altına alınmalı, nasıl beslenmeliyiz, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Hemen konuklarımıza dönmek istiyorum. Özel Büyükşehir Hastanesi Dahiliye ve İç Hastalıkları Uzmanı, Uzman Doktor Seyhan Anıl bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkürler Burcu Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Bizler de iyiyiz. Ve bir diğer konuğumuz Özel Büyükşehir Hastanesi diyetisyen Müjde Aladağ bizlerle. Müjde Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyilikler diliyoruz, güzellikler diliyoruz inşallah. Yoğun bir poliklinik günüydü sanırım. Evet. Koşa koşa hafta geldik. Hafta sonları daha yoğun oluyor galiba, evet. Değil mi hocam? Vallahi çok yoğundu. Sonuçlarım bile yetişmedi. Bir kısmını WhatsApp'tan gönderdiler, yolda dikkat ederseniz. Evet, evet hocam. Yoğun çalışıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz inşallah. Sağ olun. Sizlere de bugün ciddi bir hastalığınız vardı. Evet, çok fazla. Yani Ramazan'da beslenme çok önemli. Evet. Bu dönemde de yine birçok danışanı kabul edebiliyoruz. Zaten Ramazan'da beslenme kendi başına ayrı bir kesinlikle beslenme modeli. Kesinlikle. O yüzden bugün de hani tamamlamış olduk. Evet, bakalım inşallah. Şimdi hocam ben ilk önce size şunu soracağım. Hazır Ramazan ayı dedik, diyabet rahatsızlığı dedik. Sizce son dönemlerde diyabet hastalığında bir artış var mıdır? Bunu çok merak ediyor. İnsanlar da çok merak ediyor. Evet. Bizler de. Şimdi, aynı şekilde. Tabii ki Burcu Hanım, Türkiye'de her geçen gün dünyada olduğu gibi obezite insidansı artmakta. Hı hı. Aşağı yukarı obez, ondan sonra insülin direnci, bozulmuş aşık glikozu, hı hı, aşikar diyabet, hepsini hesap edersek Türk toplumunun aşağı yukarı %25'i 30'u obezite ve diyabetle ilgili bir takım şikayetler nedeniyle maruz kalmakta bu hastalığa. En azından da %20 oranında da tip 2 diyabet, hemen hemen Türk toplumunda %22 oranında tip 2 diyabet görmekteyiz. Dolayısıyla da bu karşımıza diyabetli hasta olarak gelmekte. Evet, evet. Beraberinde de problemleriyle karşımıza, hı-hı, çıkmakta. Hocam sanırım artık yaş sınırlaması da pek kalmadı gibi değil mi? Genç yaşta da çok, evet, diyabetle karşılaşıyoruz. Bunun bir sebebi var mıdır? Onun şöyle bir sebebi var. Obezite arttığı için artık genç yaşlarda da aynı erişkin yaşlarda gördüğümüz tip 2 diyabetleri görmeye başladık. Hı-hı. Direkt obezite ve insülin direnciyle alakalı. Hı-hı. Bütün hastalarımıza da şifa diliyoruz böylelikle. Peki hocam, diyabet hastalarında iftar ve sahur öğünlerini nasıl planlamalılar? Bununla ilgili bizlere iletmek istedikleriniz var mıdır? Öncelikli olarak tabii ki oruç sağlıklı insanlarda, uygun insanlarda, uygun bireylerde oldukça vücuda, dengeye olumlu etkileri olan bir ibadet. Yalnız kronik hastalıklardan biri olan diyabette de mutlaka sahur ve iftarı ayarlamadan önce hastaların en az 15 gün önce hekim kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Evet. Çünkü kan şekeri değerleri, üre, kolesterol değerleri, 3 aylık şeker ortalamaları, onları analiz ettikten ve ilaçlarını ayarladıktan sonra ilaveten beslenme ile ilgili sahur ve iftar önerilerinde bulunuyoruz. Evet. Tabii diyet kısmını mutlaka Müjde Hanım bahsedecektir. Diyetle birlikte mutlaka ilaçlarının da sahur ve iftarda, sahurda tabii düzenlenmesi, bazı ilaçlarının ani şeker düşmesine neden olan gruplar var. Pankreastan insülin salımına neden olan gruptaki şeker ilaçlarımız var. Onların bir kısmının kaydırılması veya kesilmesi, yerine daha az hipoglisemi, şeker düşmesi yapan ilaçlarla değiştirilmesi veya çok ısrar eden, insülin kullanan hastalarda zaten şunu da belirtmek istiyorum. Bir kere bir hasta çoklu insülin yapıyorsa, tip 1 diyabetse bir kişi,
şekeri regüle değilse, 3 aylık şeker ortalaması 8'in üzerindeyse, kan şekeri çok dalgalanmaları varsa bir kere oruç tutmaması gerekir. Evet. Israrlı bir şekilde regüle hastaysa ve ısrarlı bir şekilde oruç tutmak istiyorsa ve tekli insülin kullanıyorsa, çok sıcak bakmamamıza rağmen onun da saatini mesela iftardan sonraya çekerek, kan şekeri yükseliş düşüşlerinin düzeylerini takip ederek hastaya oruç öncesi bir takım telkinlerde ve tedavinin ayarlanmasını yönetme adına önerilerde bulunuyoruz. Evet hocam. Bu arada değerli izleyicilerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sorularınız varsa gönderin gelsin efendim. Vaktimiz yettiğince hepsine tek tek cevaplarımızı ileteceğiz. Peki hocam, hipertansiyon hastaları için tuz tüketimi nasıl olmalı? Bir de bunu sormak istiyorum size. Özellikle oruç tutan hipertansiyon hastaları için. Tabii hepsi ayrı ayrı başlık. Bir kere 3-4 tane tansiyon ilacı kullanıyorsa, beraberinde başka metabolik problemleri varsa, koroner arter hastalığı varsa, yakında anjiyografi falan olduysa, stent takıldıysa, tıkayıcı damar hastalığı varsa, pıhtılaşma nedeniyle bir takım kardiyak sorunları, kalp damar sorunları varsa bir kere onların oruç tutmasını kesinlikle önermiyoruz. Evet. Ama ikili veya tekli antihipertansif kullanıyorsa, onların da öncesinde aynı diyabet hastalığı gibi öncesinde bir kontrollerini yapıp tansiyon takiplerine bakıp üre-kreatinin değerlerini kontrol, sodyum, potasyum değerlerini kontrol edip tansiyon ilaçlarının da diüretik, idrar sökücü olanlarını hipotansiyon ve tuz eksiği yapması nedeniyle onu da aynı şekilde bir analiz edip ona göre oruç tutup tutmamasına karar veriyoruz. Çok aşırı tuz da kısıtlamıyoruz. Zaten oruçta açlıktan çok su ve tuz eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu tür hastaların da ani tansiyon düşmesinden çok rahatsız oluruz veya ani tansiyon yüksekliğinden çok rahatsız oluruz. Çünkü hipertansif hastalarda uzun dönemde kontrolsüz hipertansiyonda oruç tutulunca ve takipsiz olursa, mesela acillere çok gelir, tromboembolik yani pıhtılaşmayı tetikleyici vakalarla karşımıza çıkabilmekte. Onun için mutlaka dediğim gibi hekimin tavsiyelerine uyarak ilaçlarını sahur ve iftarda tek ilaç alıyorsa mesela iftarda almasını, ikili ilaç alıyorsa yoğun etkili olan idrar sökücülü olanı mesela iftardan sonra alıp diğerini sahura aktararak ve bu tür kronik hastalarda mutlaka hem sahur hem iftar öğününü verdirerek yani yedirerek oruç tutmalarını sağlık veriyoruz canım. Evet. Hocam yani daha da kısacası şöyle de diyebiliriz aslına bakarsınız, sizin de izniniz olursa oruç tutmayı tercih eden hastalarımızda özellikle hipertansiyon ya da şeker hastalığı mevcutsa mutlaka bir hekim kontrolünde ilaçları düzenlenerek akabinde oruçlarını sağlıklı tutabilecek şekilde uygunsa eğer görüyorsunuz. Peki hocam, iftar sonrasında bazen mide hazımsızlıkları olabiliyor ya da mide yanması ki muhtemelen Türkiye'nin büyük bir kesiminde mide rahatsızlığı. Bu gibi durumlar için, bu sorunları önlemek için tavsiyeleriniz var mıdır? Şimdi aynı diyorum ya, kronik hastalıklar gibi aslında oruç tutmaması gereken bir grup var. Evet. Bir kere tip 1 diyabet, kontrolsüz şeker hastalığı, çoklu insülin kullananlar, komplikasyon dediğimiz böbrek göğüs komplikasyonu, damar komplikasyonu olan şeker hastaları, aktif ülseri olanlar, daha önce mide kanaması geçirip kontrolsüz olanlar, çok belirgin reflüleri veya işte çok organik mide, 12 parmak bağırsağı problemleri olanlar mutlaka oruç öncesi kontrollerini yaptırdıktan sonra oruçlarını tutmaları gerekir. Hı-hı. Mesela aktif ülseri olanın da tutmaması, yakında mide kanaması geçirmiş olanın tutmaması gerekir. Aynı şekilde ciddi böbrek rahatsızlığı olanlar, hemodiyalize girenler, 70 yaşında olup beyin problemi olan, Alzheimer'ı, zihin problemi, denge problemi olanlarda
Bunlar da oruç öncesi mutlaka, zaten çok oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Böyle arada ve kronik hastalığı olanlarda da hekim kontrolünden geçtikten sonra tavsiyelerde bulunuyoruz. Aynen diğerleri gibi mide rahatsızlığı olanlarda da eğer ilaç kullanması gerekiyorsa sahur iftar olarak ilaçlarını ve diyetlerini ayarlayarak ve ara öğün yaptırarak onların dengelerini bozmadan oruca izin verebiliyoruz. Evet. Peki hocam, oruç tutan kişilerde sıvı alımı ne şekilde olmalı? Hı hı. Çünkü iftar açtıktan sonra sahura kadar çok aktif ayakta olduğumuz süre sınırlı bir süre. Evet. Bu su tüketimini ne şekilde dengeleyebiliriz sizce? Bir kere iftarı suyla açmak lazım. Hı hı. Ve iftarla sahur arasında en az 1,5-2 litre su tüketmek lazım. Zaten iftarın vücuda, kronik hastalığı olup da vücuda zararlı etkisinin önlenmesi için en önemli şey su ve tuz. Onun için 1,5-2 litre suyu aralıklı olarak tükettirmemiz lazım. Orucumuzu suyla açacağız. Yemeğimizi bir parça yiyeceğiz. Gene biraz sıvı tüketeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Aralarda gene su içeceğiz. Sahurda mutlaka su. Bazı işte tansiyonu düşürmeyen, diüretik olmayan, idrar sökücü olmayan sıvıları mutlaka alacağız ama 1,5-2 litre suyumuzu mutlaka kullanacağız. Evet, şimdi iftarı açtıktan sonra genelde hepimizde şöyle iftar oluyor, hemen bir yiyelim, bir an önce karnımızı doyuralım, suyu ikinci plana attığımız zamanlar bile oluyor. Ben ki suyu çok severim, inanılmaz derecede tüketirim ama gözüm görmediği zamanlar bile oluyor. İşte mideye de çok yüklenmemek lazım, dediğiniz gibi biraz kontrollü hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki şimdi Müjde Hanım, size geliyorum. Ramazan ayında kilo kontrolü için bizlere önerileriniz var mıdır? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ramazan ayı bir sadeleşme ayı. Evet. Ruhumuzun, bedenimizin sadeleştiği bir ay. Dolayısıyla o sadeleşmeyi sofralarda da yapmak gerekiyor. Oruç tutmak bedenimize yaptığımız en büyük sağlık yatırımlarından bir tanesi ve bunu da beslenmeyle desteklediğimiz zaman çok da güzel sonuçlarla karşılaşacağız. Geleneklerimiz çok güzel, geleneksel yemeklerimiz çok güzel ancak bunlar vücudumuza birer yük olarak geri gelebiliyor. O yüzden bu geleneksel yemeklerimizden bir tanesi de tatlılar, şerbetli ağır tatlılar. Bunlardan mümkün olduğunca biraz uzak durmak gerekiyor. Bunun yerine sütlü tatlılar haftada iki sefer falan önerebiliyoruz. Onun dışında yemek yerken de hani iftar açtığımızda çok böyle bir anda yiyip yememek gerekiyor. Çiğneyerek yavaş yavaş tüketmek gerekiyor. Çünkü beynimizin bir tokluk süresi var. Yani o tokluk süresini oluşturması için bir süre var. O yüzden yavaş yavaş ve çiğneyerek tüketmek gerekiyor. Bir de iftarımızı açtıktan sonra işte suyla, hurmayla açtıktan sonra bir 10-15 dakika beklemek gerekiyor. Dediğim gibi yine bu süreye ulaşabilmek için, çok fazla kalori alımını engellemek için. Onun dışında salatalara, yani sebzelere biraz ağırlık vermek gerekiyor. Hı hı. Yine dediğiniz gibi su tüketimi, yani su tüketimi de yetersiz olduğu zaman bir yağ oranında artma görülebiliyor. Hı hı. Peki hocam, şimdi de size geçiyorum izniniz olursa. Oruç esnasında düşük kan şekeri seviyelerini önlemek için de tavsiyeleriniz var mıdır? Zaten şöyle Burcu Hanımcığım. Mutlaka şeker hastalarında, oruç tuttukları, izin verdiğimiz şeker hastalarında, oruç tuttuklarında mutlaka şeker takibi yapmalarını öneriyoruz. Bir sabah 7'de ölçün diyoruz, bir öğlen ölçün diyoruz, saat 3 gibi ölçün diyoruz, iftara yakın ölçün diyoruz şekerlerinizi. Eğer şeker takiplerinde 70 mg bölü desilitrenin altındaysa, o kadar düşüyorsa artık oruç tutmasını tavsiye etmiyoruz. Ayrıca böyle 200'ün üzerinde dramatik sonuçlar varsa onlara da çok fazla orucun devamını tavsiye etmiyoruz. Şeker düşmesini önlemek için de bir hastayı bir analiz ediyoruz. Sonra ilaçlarını ayarlıyoruz. Çünkü bazı ilaçlar, bazı şeker ilaçları ciddi pankreaste insülin salınımını uyardığı için zaten bir de açlık var. Hipoglisemiye daha da yatkınlık oluyor. Onun için o ilaçlarda revizyon yapabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Bir de sahurda mutlaka, iftarda ve sahurda şekeri birden yükseltip birden düşüren gıdaları tüketmemesini, mümkün olduğu kadar
Müjde Hanım'ın da söylediği gibi çorbadır, bol salatadır, yeşilliklerdir, ondan sonra bakliyatlardır, şeker dalgalanmasını azaltacak, tam buğday ekmek, çavdar ekmeği gibi birden kan şekerini yükseltmeyen kompleks karbohidratlar dediğimiz karbohidratları tüketerek ve tedavi rejimlerini gözden geçirerek hastaları hipoglisemiden korumak lazım ve sahur yapmalarını mutlaka öneriyoruz, evet. Burcu Hanımcığım. Sahur şeker hastaları için de önemli, bizler için de aslında. Tabii sağlıklı ki. Bireyler için de çok önemli ama evet. Bazen ihmal edebiliyoruz hocam. Özellikle çalışan kesim yatmadan biraz atıştırayım, bununla orucumu tutarım diyoruz ama evet. Aslında o da çok doğru bir şey olmuyor değil, dediğiniz hayır. gibi. Evet. Vücudumuzu son derece etkiliyor. Az önce Müjde Hanım, evet. siz tatlı demiştiniz. Evet. Ben de burada bir hemen evet. Parantez açmak evet. istiyorum. Normalde de yemekten hemen sonra tatlı tüketilmemeli değil mi? Tüketilmemeli, evet. Çünkü yükselen bir kan şekeri var. O yüzden tatlıyla da bunu daha da hani yükseltebiliyoruz. O yüzden hani iftardan 1-1,5 saat sonra hafif çay sütlü eşliğinde. Bir tatlı tatlıyla yani küçük bir porsiyonlarla alabiliriz yani. Peki hocam, Seyhan hocam, size dönmek istiyorum hemen. Biraz böyle paslaşarak gidiyorum. Evet. Kusura bakmayın, ne olur, sorularımızı yetiştirmek için. Hastalarımız çünkü bize program öncesinde de birçok soru iletiyorlar. Biz de hastalarımızın ve izleyicilerimizin sorularını hepsine yanıtlamak istiyoruz. Tabii. O yüzden böyle biraz peşi sıra gidiyorum, kusuruma bakmayın. Peki yaşlı hastalarımızda, oruç tutmak isteyen yaşlı hastalarımızda sağlık durumlarını nasıl izlemeliyiz? Onlarda bir kontrolünü de şekilde sağlamalıyız. Valla yaşlılarımız da çok oruç tutmak istiyor. Evet. Ama onlar çok kırılgan grup, biliyorsunuz. Çok, kesinlikle hocam. Bir kere 70 yaş üstü hastalarda yani oruca izin vermek biraz zor oluyor. Evet. Mutlaka onların da bir kan tahlillerini yapıp, fizik muayenelerini yapıp, gerçekten organik bir problemleri var mı, uygunlar mı, değiller mi? Onun dışında özellikle kronik hastalıklarla birlikte böyle bilişsel fonksiyonlarda, dengede bir problem var mı yok mu analiz etmek lazım. Çünkü yaşlılar aynı çocuklar gibi. Evet. Hemen solu verirler. Hemen elektrolit bozuklukları olabilir. Uzun açlıklarda denge problemleri olabilir, düşebilirler. Onun dışında zihin problemleri, mesela Alzheimer'ı olanlarda, hafıza problemleri olanlarda, yani açıkçası çok tavsiye etmiyoruz. Onları da takip ederken mutlaka İlaçları, kronik rahatsızlıkları, beslenmeleri mutlaka kontrol edilerek ve eğer tutması gerekiyorsa izin vererek o şekilde takip etmek lazım. Evet. Öncesinde sizin de dediğiniz gibi mutlaka oruç başlamadan önce, Ramazan ayının yaklaşık olarak bir hafta öncesinde ya da o süre içerisinde en az 15 gün önce evet, kontrollerini tabii. bir yaptırarak oruçları uygunsa oruç evet, tutmaya evet. devamını yapabilirler. Peki Müjde Hanım, size geleceğim şimdi. Fiziksel aktivite ve egzersiz oruç tutan birisi için hangi aralıkta tavsiye ediyorsunuz? Öncelikle fiziksel aktiviteyi niçin yapacağız? Yani günlük hayatımızda sporcu muyuz? Nasıl bir işte çalışıyoruz? Ağır bir işte mi çalışıyoruz? Masa başında mı çalışıyoruz? Günlük olarak ne kadar aktifiz? Bunların cevabına göre aslında fiziksel aktivite değişebiliyor. Ancak şöyle diyorsak, yani Ramazan ayında vücudumuz bir hantallıktan çıksın, şöyle bir hareket edelim diyorsak, benim de size tavsiyem iftardan 1-2 saat önce yapılacak 30 dakikalık normal tempoda bir yürüyüş. Neden bu saat aralığında? Çünkü bu saat aralığında vücuttaki karbonhidrat depoları boşalmış oluyor ve vücut enerji sağlayabilmek için yağ depolarına yöneliyor. Ve bu da yağ yakımı için güzel bir saat aralığı. Ancak diyorsanız ki kendimi çok yorgun hissediyorum, aç hissediyorum, bu saatte yapamam derseniz de iftardan 2-3 saat sonra 30-40 dakikalık orta tempoda bir yürüyüşü tavsiye edebilirim. Yani ya iftar öncesi 1-2 saat öncesi ya da iftardan sonra 1-2 saat sonra evet. diye. Bir de yani iftardan 1-2 saat önce yapacaksak da hani susama riskine karşı biraz daha tedbir almış oluyoruz. En azından iftara yakın bir saat oluyor. Evet. Peki Seyhan hocam, böbrek rahatsızlığı olan hastalarımızda Ramazan ayında böbrek sağlığını korumak için tavsiyeleriniz var mıdır? Bol su tüketiminin eşliğinde. Bir kere diyalize giren, çok son dönem 3. 4. derecede böbrek rahatsızlığı olanlarda oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz.
Böbrek biraz daha böyle şey bir organ, dayanıklı bir organ. Arada işte ikinci, üçüncü derecede, ikinci derecede böbrek problemi olanlarda da mutlaka sıvı alımını arttırarak, bir de böbreğe zarar verecek ağrı kesici olur, ondan sonra zararlı ilaçlar olur, onlardan uzak durarak bol sahur, iftarda bol sıvı tüketerek ve takiplerle şöyle yapıyoruz. Eğer izin veriyorsak hastaya oruç tutmasını, önerilerle hastaya izin veriyoruz. Bir hafta sonra diyoruz ki gelin biz sizin bir üre, kreatinin, böbrek fonksiyon testlerinizi, elektrotlarınızı bir kontrol edelim. Eğer o değerlerde bir alarm, uyarı bir şey yoksa oruca devam etmesini tavsiye ediyoruz. Ama aynı şekilde tuza ve suya çok dikkat ediyoruz. Evet, tuz, su tüketimi ya da evet, eksikliği çok önemli. Ramazan'da da çok önemli. Çünkü bu dönemde baş ağrısı ve halsizlik oluşabiliyor. Evet, kesinlikle. Evet, baş ağrısı. Yani ilk hafta özellikle su tüketimine pek önem verilmiyor. Bu yüzden yorgunluklar ve baş ağrılar oluşabiliyor. Onun için de diyoruz ki iftardan, hocamın dediği gibi iftardan 1-2 saat sonra yudum yudum 2 litreye mutlaka ulaşmaya çalışalım. Yine vücudun mineral dengesi içinde günde 1 adet soda, maden suyu yani mümkünse aromasız ve meyvesiz olmasını daha çok tercih ediyoruz. Bunları alabiliriz. Yani bir de hocam böyle diyabetliler de aynı şekilde tuzlu yani işlenmiş etler vücutta diüretik etkiye sahip olabiliyor. O da susamamızı ve kendimizi yorgun hissetmemize sebebiyet verebilir. Yine sahurda da çok fazla çay içiliyor, çay, kahve. Diüretik. Bunlar da gün içerisinde diüretik etkiye sahip. Onun yerine ada çayı, yeşil çay, ıhlamurla bunu biraz daha yumuşatabiliriz yani. Evet. Şimdi çay demişken, genelde çay tüketimi yapan kişiler, özellikle evet, ben. Ben de öyle. Hep şöyle düşünüyoruz. Ne de olsa sıvı alıyorum. Evet. Aslında çay bir sıvı olarak değil, değil mi? Hayır, kesinlikle. Emilimi çok daha yorucu oluyor diye biliyorum. Yanlış. Hayır, yanlışım varsa yani siz düzeltin. Genellikle şöyle algılanıyor, çay ya da soda, diğer içecekleri içtiğimiz zaman aslında ben sıvı oranımı tamamladım diyor ama değil. Kesinlikle 2 litrenin aşağısına düşmemek gerekiyor ve hani diğer içecekler kesinlikle su yerine geçmiyor yani. Bizim için önemli olan su. Evet, su, saf su. Evet. Değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. Maden suyunda da şekerli olanlar demiştiniz. Onlar içerindeki oran daha yüksek olduğu için vücuttaki etkisi... Bir de maden suları hani meyveli oluyor meyveli genelde. Olanlar, onlar hani aroma olabiliyor. Aromayı tavsiye etmiyoruz çünkü evet, kanserojen etkilere sahip. Kesinlikle. O yüzden yani mümkün olduğunca sade maden suyu öneriyoruz. Peki lif açısından zengin gıdaların tüketilmesi, Müjde Hanım, hem size soracağım hem hocam size de bu konuda bilgilerinizi aktarmanızı rica edeceğim. Lif açısından zengin gıdaların tüketilmesi sağlık sorunlarını önleyebilir mi? Öncelikle lifli gıdalar yani salatalar olsun, bunlar tabii ki de vücutta tokluk hissi yarattığı için, antioksidan içerdiği için flavonoidler diyoruz. Nedir bunlar? Renkli salatalar, turunculu, havuçlu böyle. O tarz ürünler vücutta hem tokluk hissi yapıyor hem vitamin değeri yüksek olduğu için tabii ki de yani diyabet riskini en aza indiriyor. Hem tokluk süresini uzattığı için bunlar da yani birçok hastalığın önüne geçebiliyor yani. Evet hocam, sizin görüşleriniz lif. Benim görüşümde özellikle diyabet hastalarında lifli gıdalar hem tokluk hissi yapıyor hem kan şekerinin birden yükselmesine engel oluyor. Hem şekerin regülasyonunda kolaylık oluyor. Birden kilo almıyorlar. Evet. Çünkü orucun sonrasında bize oruç bitiminde 30 gün sonra 2-3 kilo olarak geri dönebilir. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Onun için mutlaka soframızda bol salatalar, ondan sonra işte çavdar ekmekleri, kepek ekmeği, bakliyatlar eksik etmememiz gerekiyor. Peki hocam, lifli ürünlere birkaç örnek verebilir misiniz? Ramazan ayında aslında en güzeli hurma. Hem hurma, değil tatlı mi? İhtiyacımızı karşılayacak hem de çok güzel lif oranına sahip. Evet. Bir de yani hurmadaki kan şeker vücudumuz tarafından yavaş yavaş emiliyor. O yüzden yani hurma en güzel lifli bir ürün. Hem çok yani besin değeri yüksek, güzel bir ürün. Yine hocamın dediği gibi salatalar ve salata çeşitleri. Cennet hurması da lif oranı yüksek mi hocam?
O da fena değil yani, ama şey kadar değil. Hurma kadar değil. Hurma kadar değil hocam. Kuru hurma kadar değil. Yüksek olan sanırım hurma. Zaten hep hurmayla bir açmak ya da bir tuzla açmak ya da işte bir yudum suyla açmak. Demek ki biz önden bir sağlığımızın, bir vücudumuzun dengesini onunla en rahat şekilde sağlayabiliyoruz. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim hocam, Burcu Hanım. Lütfen. Lifli gıdalar da şu yönden iyi. Ramazan'da kabızlık oluyor. Evet. Su az tüketildiği için, bir de beslenme düzenimiz değiştiği için lifli gıdalar kabızlığı da önlüyor. Mutlaka tüketmemiz lazım. Evet. Yani her sofrada mutlaka bir salata olmalı değil mutlaka. Mi hocam? Mutlaka. Evet. Kesinlikle yani. En yeşilliklisinden, en zengininden bir salatamız mutlaka olmalı. Bir de yani günlük olarak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin ögeleri var. Yani sahur atlandığı zaman bunun hepsini iftara yüklüyoruz. Hem midede bir genişleme ve mide rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Yani sahurda ne yapabiliriz? Aslında hafif bir kahvaltı yapabiliriz. Yani mutlaka yumurta olmalı. Çünkü kaliteli bir protein kaynağı. Yanında süt, süt yoğurt olabilir. Bunlar da hem bağışıklık sistemini güçlendirici hem de probiyotik etkiye sahip. Yanına çavdar ekmeği ya da tam tahıllı bir ekmek koyarız ve bol yeşillik, çok güzel bir posa kaynağı. Bunlarla sahuru güzel bir şekilde öğününü tamamlayabiliriz yani. Ben şimdi bir şey soracağım size Müjde Hanım. Özellikle size sormak istiyorum. Salatayı ben yoğurtla yemeyi çok severim. Bunu da neden soruyorum? Evet. Normalde yoğurtla pekmezi bir arada yemeyin derler. Acaba bunda da öyle bir şey var mı? Yani salataya yoğurt döküp yememizde herhangi bir sakınca oluyor mu? Orada bir etkileşim olabiliyor mu? Aksi bir etkileşim? Yok, hayır. Yani biz genellikle veriyoruz. Herhangi bir aksi bir etkileşim olmuyor. Yani tabii ki de biraz da hani doyuruculuğu fazla oluyor. Daha güzel oluyor değil mi? Evet. Çok, doyuruculuğu çok fazla. Daha lezzetli oluyor yoğurtlu salata. Artık soslar da öyle. Yeni tariflerde yoğurtlu, karışık. Miktar, üzerinde içerisinde bitkisel proteinler, nohutlu, fasulyeli. Hem daha doyurucu. Bir değil de çok popüler oldu artık. İnsanlar evinden yemek taşıyor. Yani bu da hem çok güzel hem de dışarıda o paketli gıdalardan bizi uzaklaşıyor, uzaklaştırıyor. Paketli gıdalar zaten hayatımızda aslında hiç olmaması gereken şeyler ama maalesef artık onu da korumak pek mümkün olmuyor. Özellikle çocuklarımız varsa. Evet. Ama elimizden geldiğince tabii ki de evlerde bulundurmamaya çalışıyoruz. Peki hocam, oruç tutarken vitamin ve mineral eksikliklerini önlemek adına neler yapılabilir? Aynı şekilde mutlaka salatamız olacak ki C vitamini kaynağı olacak. Proteinimizi mümkün olduğu kadar eksik etmeyeceğiz. Yani sahurda mesela illa et, tavuktur, balıktır olmasa da iftarda bitkisel proteinler. Sahurda yumurtaya ulaşmak kolay. Yumurtadır, peynirdir, süttür. Yani dengeli yemek lazım. Meyveyi, sebzeyi eksik etmemek lazım vitamin yönünden. Bir de eğer tabii kullanılıyorsa, rutinde kullanıyoruz biz, takviye vitaminlerini de almasını öneriyoruz. Herhangi bir sakınca olmuyor değil mi? Hayır, hayır, ama tabii olmuyor. De yine doktorumuzun kontrolünde. Mutlaka. Mutlaka doktor kontrolünde almak gerekiyor. Çünkü ben bazen duyuyorum, bir yerlerim ağrıyor deniyor. Hemen bir magnezyum alalım. Ya belki de o ağrı magnezyum eksikliğinden değil, başka bir şeyden. O yüzden mutlaka hekim kontrolünde, doktorlarımızın kontrolünde. Tavsiyelere uygun. Evet, tavsiyelere uymak gerekiyor. Peki hocam, oruç tutarken ilaç kullanımında aslında biraz bahsettiniz ama yine biraz detaylandırabilir miyiz? İlaç kullanımında nelere dikkat etmeliyiz? Bütün hastalara mı, şeker hastalarına hem mı? Hem şeker hastalarımız için genel olarak diyelim biz aslında bakarsanız. Şimdi periyotlarını bir bilmek lazım. Mesela şeker hastası günde iki kere mesela iki çeşit şeker ilacı alıyor. Birini tek alıyor, birini iki kere alıyor. Tansiyon hastası iki tane tansiyon ilacı kullanıyor. Onu sahura ve iftara etki mekanizmalarını mutlaka bilerek ayarlamamız gerekiyor. Hangisi sahura daha uygun? Çünkü hangisi iftara daha uygun? İftar şey oluyor artık, ana yemek gibi oluyor. Sahurda kahvaltı gibi olduğu için onlara uygun şekilde ilaçlarını ayarlıyoruz. Yani şeye uygun, öğüne uygun şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. 3 doz alanları modifiye etmeye çalışıyoruz. Bazen 3 kere aldıkları ilaçlar oluyor. Kronik hastalıklar başka kronik hastalıklar oluyor. Onu sahura ve iftara adapte edip ayarlamaya çalışıyoruz Burcu Hanım. Peki hocam, Ramazan ayında başta da söylediğimiz gibi mide rahatsızlıkları biraz daha fazla oluyor tabii ki. Hem hızlı yemek tüketimimiz hem işte yemek aralarımız şaşıyor. Açlık. Biraz böyle bir değişkenlik olabiliyor. Mide rahatsızlıkları ve gastrit şikayetlerini önlemek için tavsiyeleriniz var mıdır bize? Vallahi kronik ilaç kullanması gerekiyorsa mutlaka ilacını da başlıyoruz. Evet.
aksatmasını istiyoruz. Hı hı. Çünkü uzun süre açlık olunca uzun da asit salınımı oluyor. En azından hani ciddi mide bir bağırsak problemi varsa ilacını aksatmasın ki o asite maruziyeti de kısmen de olsa biraz azaltalım. Onun dışında da öğün aralarına dikkat etmesi gerekiyor. Yani mutlaka iftarını birden böyle midesini doldurarak değil, kademeli olarak açması, sahurunu yemesi, iftara sahura bölüştürdüğümüz şekilde ilaçlarını kullanması, bir de mideye zarar verebilecek bütün ağrı kesici olsun, diğer ilaçlar olsun, aspirin olsun veya asitli gıdalar olsun, midesine zarar verebilecek gıdalardan, uyarıcı bazı gıdalardan uzak kalmasını tavsiye ediyoruz. Bir de çok çok şikayet olursa mutlaka hekime başvurmasını öneriyoruz. Çünkü oruçtan sonra veya oruç içinde Ramazan'da çok fazla mide kanamaları da görüyoruz. Uyanık olmamız lazım. Evet, kesinlikle. Hocam bir sorumuz gelmiş. Hemen size onu iletmek istiyorum. Mide yanması için iyi günler dilemiş hastamız. İyi günler diliyoruz efendim. Biz de sizlere mide yanması için bir tavsiyeniz olur mu der hastamız. Vallahi eğer mideyle ilgili problemi varsa, böyle gastrit şikayetleri varsa en azından mide asidini tampone edecek ilaç kullansa iyi olur. Yani bir hekime başvursun. Hı hı. Birinci hocam, basamak bile olur yani evet, sonuçta. Bir de bazen mide yanmasında karbonat içen kişiler duyuyorum. Sizce bu doğru mu? Olabilir çünkü mide asit, karbonat, alkali orayı tamponluyor. Yani pH'i nötralize ediyor. Evet. Ben de bununla bir şey eklemek istiyorum. Bir de Ramazan ayında sıvı tüketimi biraz azalıyor. Yani vücut biraz asitik hale geliyor. Ben de diyorum ki 1,5 litre içerisinde yarım çay kaşığı kadar birazcık karbonat katın ki suyun pH'ini yükseltelim. Evet. Suyun pH'ini yükselttiğimiz zaman aslında vücudumuz biraz daha alkali hale geliyor. Biz buna alkali beslenme diyoruz aslında. Yani bunu yaptıktan sonra aslında hani şöyle söyleyeyim, idrar renginde bir koyulaşma oluyor yani. Evet. Bu da hani en azından bunu biraz rengini açabiliyor. En azından hani rengi açıldığı zaman vücudumdaki su yeterli mi değil mi oradan görebiliyoruz aslında. Hı hı. Hocam ölçüyü bir kez daha alabilir miyim sizden? 1,5 litre suya yarım çay kaşığı kadar. 1,5 litre suya yarım çay kaşığı kadar buradan hastalarımıza da bir de yani, izleyicilerimize de iletmiş olalım. Bir de yani bir şeyin fazlası zarar. Evet. Yani içerisinde hani vücudum daha çok alkali hale gelsin bir an önce yağ yakayım isteğiyle yani çok fazla katmamak lazım. Bunun fazlası zaten mide rahatsızlığına kendisi yol açacaktır. Mide asitesini düşürecektir. Çünkü vücudu biz baz haline getiriyoruz. Dolayısıyla yağ yakımımızı da biraz daha hızlandıracaktır. Her şeyin aslında fazlası zarar. Biz bazen kendi kontrolümüzü kaybediyoruz. Spor yaparken bile ne kadar çok spor yaparsak o kadar iyi olur diyoruz ama bir yeri yaparken bir yeri bozuyoruz. Her şeyi bir dengede tutmak gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi. Peki Seyhun Hocam size şöyle bir soru sormak istiyorum. Oruç tutarken dehidrasyon riskini azaltmak için hangi sıvıları tüketmeliyiz? En güzeli su zaten. Evet. Su hayat. Su hayat. Evet. Su hayattır. Dehidratasyonu azaltmak için bildiğimiz suyu içeceğiz. Müjde Hanım'ın da söylediği gibi maden suyu bir tane maden bir suyu, tane mineral maden de zengin. Bir de çay dışı, kahve dışı şeyler normal siyah çay ve kahve dışı hem taşikardi yapmaması hem de çayın diüretik idrar sökücü etkisinden dolayı dehidratasyonu körükleyeceği için bilhassa sahurda falan tüketmemesini tavsiye ediyoruz. İftarda olabilir. Bir de sağlıklı böyle çok dengeyi bozmayacak bitkisel çaylardan olabilir. Özellikle yaz dönemine gelen oruçlarda böyle mesela şey önerdik ya spor yapalım. Evet. O dönemde mesela ağır sporlar falan yaparsak çok terlersek o da dehidratasyonu körükleyebilir. Şimdi iyi bir mevsimdeyiz oruç için ama yaz döneminde ağır sporlar çok terlemeye neden olan işler dehidratasyonu körükleyebilir. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii hocam, lütfen. Siz söyleyin, ilaç, dinleyelim hocam. Tansiyon ilaçlarından diüretik olanlar var, idrar sökücü. Bazı şeker hapları var, onlar da idrar sökücü. Diürezi arttırır, idrar çıkışını. Mutlaka Ramazan'dan önce onları revize etmek lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Yine başında da ilettiğimiz gibi mutlaka Ramazan öncesi, en az bir 15 gün öncesi en az 15 gün önce hekimlerimize danışarak
kontrollü bir şekilde evet. Ramazan'ı da sağlıklı tutmak evet. gerekiyor nihayetinde. Şimdi orucu tutarken, Ramazan'ı tutmak derken çok özür diliyorum. Oruç tutarken orucu da sağlıklı tutmak tabii. gerekiyor. Sağlıklı çıkmak nihayetinde. Lazım. Evet, sağlıklı çıkmak lazım. Bir yeri yaparken bir yeri bozmak yıkmamamız dediğimiz gibi lazım. Çok doğru olmuyor. Peki hocam, Ramazan ayında yüksek kolesterol seviyeleri kontrol altına almak için önlemler var mıdır? Önlemler, Müjde bahsetti biraz, ben evet, de söyleyeyim. Tabii hocam. Özellikle yağlı gıdalar, yağlı kırmızı etler, sucuk, sosis, pastırma, hani koyuyoruz da sofralara iftariyelik evet. diye. Onlar tabii yüksek kolesterolü, kızartmalar, ondan sonra kremalı tatlılar, baklavalar, ondan sonra yağlı, bütün gıdalar, kaymak, hepsi kolesterol yüksekliğini tetikler. Evet. Mutlaka sade yemek lazım. Yani bir tane çorba, bir hafif bir sebze yemeği bence evet. iftarda yeterli. Yani zaten Ramazan'da böyle iftarda her besin grubundan olması gerekiyor. Ama ne yapıyoruz? Biraz böyle karbonhidrata çok yükleniyoruz. Evet. Yaprak sarmaları, su börekleri, börek. Çorbalar yani çok ağır yani karbonhidrat oranı çok yüksek oluyor. Burada aslında porsiyon kontrolünün ortaya yani devreye girmesi gerekiyor. Kendimize bir tabak oluşturmamız gerekiyor. Yani ne kadar yedik? Çünkü toplu beslenmeler oluyor. Yani toplu beslenmelerde insanlar hani ne kadar yediğini fark etmiyor. O yüzden bir tabak oluşturalım. Bunun ikiye böldüğümüz zaman yarısı sebze olsun. Nedir işte? Kıymalı sebzeli bir yemek. Orada işte yeşil ya da renkli bir salata. Diğer kısmına çok az protein. Yani vücudumuza göre, hani yaşımıza, cinsimize, cinsiyete göre, kiloya göre protein oranı değişir çünkü. Protein, bir dilim tam buğday ekmek ya da Ramazan ayının olmazsa olmazı pide. Ama pidede de porsiyon kontrolü biraz zor oluyor. Hı-hı. O yüzden diyorum ki ben porsiyon kontrolü yapamıyorsanız haftada bir ya da iki gün eve almanız yeterli. Yiyecek sette yani şu avucumuzun içi kadar olmalı. Fazlası ikinci porsiyona giriyor çünkü. Hı-hı. Dediğim gibi renkli bir tabak ama her besin grubundan olmalı bunun içerisinde. Hı-hı. Ve kontrollü, porsiyon kontrolü ilerlediğimiz zaman yani bu daha güzel sonuçlar doğurabiliyor. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yine söylüyoruz, kontrolde mutlaka fayda var. Mutlaka. Her konuda, her aşamada, hayatımızın evet. her aşamasında kontrole gitmekte fayda var. Bir izleyicimiz şöyle bir soru soruyor. Soda çocuklar için de verilebilir mi? Çocukları da soda içirebilir miyiz diye bir izleyicimiz sormuş. Yani, bir yaş grubu var mıdır sodada? Yani eğer kronik bir rahatsızlığı yoksa bence içilebilir, problem olacağını düşünmüyorum. Sonuçta içerisinde mineraller var, evet. Sağlıklı tuzlar var içerisinde. Vücut içinde bunlar gerekli. Ama tabii her şeyin fazlası zarar demiştik. Yani günde bir tane olabilir. Ama yani. Bebek falan değil. Biraz bebek büyümüş değil. Çocuk. Büyümüş. Yani bir de büyümüş çocuk. 7-8 yaşlarında. Evet, 7-8 yaşlarında. Ya da bir yetişkin bir soda, bir şişe soda içiyorsa çocuğa belki bir çay bardağı evet, kadar. O da tabii ailenin tercihine bağlı evet. olarak yapılabiliyor. Peki Müjde Hanım, size de şunu da sormak istiyorum. Oruçta baş ağrısı ve halsizlik biraz evet. bahsettiniz ama evet. bunu önlemek için hangi besinleri tüketmeliyiz? Bunu biraz detaylandırmak istiyorum. evet. Çünkü çok oluyor baş ağrısı. Evet. Özellikle Ramazan'ın ilk birkaç günü çok şiddetli baş ağrıları oluyor. Vücut çünkü alışık değil. Evet. Bir bakıyor ki ya bana besin gelmiyor, bana gıda evet. gelmiyor. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bir şey ters gidiyor evet, diyor. Yani hepsini genel olarak saydık aslında. En başta tabii ki de su. Yani çayı kısıtlamak gerekiyor. Yeşil çay, ada çayı, ıhlamur. Bir de yeşil yapraklı sebzelerin de su oranı yüksek olduğu için bunlar da hani susuzluğu destekleyecektir. Yine tuzlu gıdalar bunlar olmadığı zaman aslında güzel bir Ramazan oruç evet. tutabilir yani en azından baş ağrısından, hı-hı. yorgunluktan bizi biraz daha sıyırmış olur. Hı-hı. Peki hocam, size dönmek istiyorum. Ramazan ayında yaşlarda görünen tansiyon düşüklüğüne karşı alınabilecek önlemler var mıdır? Yani ara ara sohbetimizde bahsediyoruz ama yine de öyle bir detaya girmekte de fayda var. İşte önce hastayı değerlendireceğiz Ramazan'dan gerekiyor. Önce. Evet. İlaçlarına bakacağız, uygunluğuna bakacağız. Tansiyon düşüklüğüne neden olabilecek ilaçlarda ayarlama yapacağız. Hı hı. Beslenmesine dikkat edeceğiz. Tuzuna hı hı. dikkat edeceğiz. Ha, bir de yaşlılar tansiyonumuz var diye çok tuzsuz yiyorlar. Sıfır tuz. O da etkiliyor değil mi tabii hocam? Tabii ki. Tabii ki. Sıfır tuz. Bu sefer ne oluyor? Tansiyon düzenleri farklılaşıyor. Sodyumları düşüyor. Potasyumları düşüyor. Onları bir sorgulamak lazım. Nasıl yemek yediğini, ne kadar tuz kullandığını. İftarını, sahurunu da aynı şekilde
düzenli beslenmesini sağlayarak bir de hastayı Ramazan'da da kontrol ederek hipotansiyondan, tansiyon düşüklüğünden, ilaçların yapabilecek yan etkilerinden kurtarmamız lazım. Peki hocam, Ramazan'da oruç tutan bir diyabet hastası için ideal kan şekeri seviyesi nedir? Bu seviyeleri korumak için de neler yapılmalıdır? Vallahi bir kere öncelikle Ramazan öncesi hastaya baktık. 3 aylık şeker ortalaması 8'in altında olacak. Açlık şekeri de 200'ün altında kesin olacak. 70'in altına düşmeyecek. Oruç tutarken 200'ün üstüne çıkmayacak. Hemoglobin A1C değeri 8'in üzerinde, onun üzerinde olanlar da açıkçası çok fazla orucu tavsiye etmiyoruz. İlla tutacağız diye diretiyorlar çünkü. Evet. Yaşlılar hele, yani oruç tutmak onlar için bir hayat meselesi. Mümkün değil onları, oruçlarını bıraktırmak. Kontrollü gitmek lazım Burcu Hanım. Sık sık bakmak lazım. Sık sık yakınları olur. Şeker takiplerini iyi ayarlamak lazım. Ama 200'ün üstü ve 3 aylık ortalaması 8'in üzerinde olanlara ihtiyatla gitmek lazım. Çok fazla izin vermemek lazım. Ya da sizin dediğiniz gibi hocam, oruç tutmak istiyorlarsa bile, doktorlarımız uygun görüyorsa, sizler uygun görüyorsanız mutlaka gün içerisinde şeker takibi yapsınlar, tansiyon takibi yapsınlar. Maalesef bunu işte söylüyoruz ama bazen faaliyete geçiremiyoruz. Dediğiniz gibi yaş hastalarımız çok bu konuda fazlasıyla hassasiyet gösteriyorlar. Bir yerde de haklılar ama bir yerde de işte dediğiniz gibi tavsiyelere uymalarında problem olabiliyor. Bir diğer sorumuza geçmek istiyorum hocam. Ramazan ayında tansiyon ilaçlarında zamanlama ve dozaj ayarlamaları konusunda sahurda dikkat edilmesi gereken özel durumlar var mıdır? İşte diüretikli olan, idrar sökücülü olanları idrar sökücüsüz forma çevirmek gerekir veya doz ayarlaması yapılabilir. En önemlisi bu, tuz alımına dikkat edeceğiz. Çok tuzsuz yemeyeceğiz. Suyumuza dikkat edeceğiz. İlaçları düzeni aksatmayacağız. Evet hocam, peki uyku düzeni etkiliyor mu? Uyku düzeni de etkiler tabii. Bir kere uyku tamamen değişiyor. Uyku ritmi de değişiyor. Geç yatılıyor. Sahura kalkılıyor. Uyku bölünüyor. Bu da tansiyon düzenini etkiliyor. Hormonlara etki yapıyor. Peki KOAH hastaları, Ramazan ayında astım ve KOAH hastası, solunum rahatsızlıkları olanlar için iftar ve sahurda dikkat edilmesi gereken özel durumlar var mı hocam? Bir de onu sorayım. Tabii. Çünkü bu da çok gelen sorular arasında. Evet. KOAH hastaları, astım hastaları eğer gün içinde çok fazla sayıda inhaler kullanıyorsa, ilaç kullanıyorsa, bazı hastalarımız devamlı oksijen konsantratörü dediğimiz cihaza bağımlı oluyorlar. Yani onu çıkaramıyorlar, sürekli takmak zorunda oluyorlar. Nebulizatör ihtiyacı olanlar oluyor, sık sık inhaler kullanıyorlar. Onların zaten oruç tutmasına izin vermiyoruz. Ama iki kere kullanıyorlarsa sabah akşam, onu bir sahurda, bir iftarda, bir de mesela onlarda solunum rehabilitasyonu falan var, solunum kaslarının kuvvetlendirilmesi, bazı hareketler, onları önerebiliyoruz. Sularını ve gıdalarını eksik etmeyecekler. Çünkü vücut kuvvetli olacak, vücut direnci kuvvetli olacak. İmmün sistemimizi baskılayacak durumlarda olacaklar. Beslemelerine de dikkat edecekler. Sonra dikkat edecekler. Yine rutin kontrollerine de rutin kontrol çok önemli. Gelmeleri gerekiyor. Tabii. Şimdi Müjde Hanım, sıra sizde. Oruç tutarken beslenme dengesini sağlamak için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almak adına nelere dikkat etmeliyiz? Bunun sonunda da sizden bir liste isteyeceğim. Liste, daha önce de bahsettiğim gibi burada porsiyon kontrolü önemli. Yani çok fazla karbonhidrata boğulmamak gerekiyor. Yani her besin grubundan, yani salatadan vitaminleri alabiliriz. Bir dilim pideden tahıl grubunu alabiliriz. Yani etten proteinimizi alabiliriz. Dediğim gibi bir tabak yapacağız. Onun yarısı salata ve sebze tarzı bir beslenme olacak. Diğer tarafları da protein ve hani tahıl grubundan da bir besin olduğu zaman, bu tamamen işte bütün besin grubundan vücudumuz için gerekli olan besin ögelerini almış olacağız. Burada dediğim gibi karbonhidrata çok boğulmamak gerekiyor. Porsiyon kontrolü önemli. Ve hani yine her besin grubundan da almak önemli. Evet.
Peki son olarak sizden Ramazan ayına özel bir menü istiyorum. Menü. Şimdi Ramazan ayında... Hem iftar hem sahur. Evet. Efendim? Hem iftar hem sahur için iftar, bir menü istiyoruz sahur, efendim. Tamam. Şimdi sahurda kesinlikle bir yumurta tüketmek gerekiyor ama hani herkes yumurta tüketemiyor. Aslında bazı kişilerde hani kokuyor falan deniliyor ama ben de ona özel bir omlet yapın diyorum. Nedir işte? 2 yemek kaşığı yulaf diyorum. Yulaf hem kan şekerini düzenleyeceğim, tokluk hissini arttırıcı bir ürün. 2 kaşık yulaf diyorum. İçerisine 2 tane yumurta kırdırıyorum ya da bir yumurta da olabilir. İçerisinde 2 kaşık kadar lor. Bunu güzelce çırpıyoruz. Yapışmaz bir tavada pişirip. Arkalarını. Ama isterseniz içerisine maydanoz, dereotu, biber de koyabiliyoruz. Yani kişiye göre nasıl yemek isterseniz, biraz daha sebzeli olsun derseniz onları da ilave ettikten sonra arkalarını pişiriyoruz. Yani ne yumurtaya benziyor ne omlete benziyor. Güzel bir börek formunda. Evet, börek gibi. Zaten şu an aktardınız böyle. Evet. Börek formunda bir tane hani öğün oluyor. Yanında mutlaka yoğurt olsun diyoruz. Hem tok tutması açısından zaten proteinde yumurta, yoğurt ve lor dedik. Bunların üçü zaten büyük güzel bir protein kaynağı. Zaten gün içerisinde tok olmamızı sağlayacaktır. Yanına istersek yeşil yapraklı sebzelerden koyabiliriz. Böylece güzel bir sahur. İftarda kesinlikle zaten su ve hurma vazgeçemediğimiz ikiliden bir tanesi. Ne yapıyoruz? Etli bir sebze yemeği. Küçük bir kase. Ondan sonra yanında yine yoğurt ya da ayran. Bir dilim pide. Ama pide yersek mümkünse yani pilav ya da pirinç pilavı gibi şeyleri tüketmemek gerekiyor. Lazım. Bir tanesini tercih edeceğiz. Ama işte pide yiyorsak da yemiyorsak da bir dilim börek olabilir. Bu şekilde bir porsiyon oluşturabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ayağınıza sağlık. Seyhun biz Hocam, Müjde Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Maalesef yayınımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istedikleriniz var mıdır hastalarımıza? İzleyicilerimize. Biz şimdi hastanede alışınca hep böyle hastalarımız diye izleyicilerimize iletmek istedikleriniz var mıdır? Valla oruç güzel bir ibadet. Sağlıklı olan mutlaka eğer şartları uygunsa hem vücudun, bedenin, ruhun dinlenmesi, detoksu için güzel bir ibadet. Ama uygun olanların yapması gerekiyor. Kontrol beden altında. Ve ruh arınması, sağlık için yapılan araştırmalarda böyle orucun ve uzun süreli aşığın vücut hücrelerine çok olumlu etkiler yaptığı, rejenerasyon, yeniden doku oluşumunda etkileri olduğunu biliyoruz. Ama bunu mutlaka sağlık kontrolüyle birlikte yapılsın diyorum ve herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Müjde Hanım, var mı sizin eklemek istedikleriniz son olarak? Ben de şunu söylemek istiyorum. Oruç tutmak hocamın dediği gibi vücuda yapılan çok güzel bir yatırım, sağlık yatırımı. Bunu da beslenmeyle desteklediğimiz zaman sonunda çok da güzel vücudumuz için faydalı olacaktır. Evet. Evet efendim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.